Merhaba arkadaşlar, şimdi dünyanın önemli olan levha hareketlerinden bahsedeceğiz. Bununla ilgili bir dipnot verebiliriz. Çok da aslında önemli ve karşımıza sorular çıktığında bunu düşünürsek çok daha kolay yorumlayabiliriz. Şimdi o nedir? Elimize bir tencere alalım. O tencerenin içerisine bir miktar su koyalım. Bu su denizleri oluştursun ya da okyanusları oluştursun. Tencere ise dünya olsun. İçerisine küçük, birbirinden farklı köpük parçaları atalım. Şimdi biz tencerenin altını ateşlemediğimizde ne olacak? Ateşlediğimizde ne olacak? Onlara bir bakalım. Aslında bu genel bilgiyi bize açıklayacak, güzel bir öngörü oluşturacak. Şimdi altını yaktığımızda hareket başlayacaktır. Neden? Kaynamanın etkisiyle. Ha şimdi onu hatırlayalım. O kaynama neydi? Konveksiyonel akımlar. Yani senin orada konveksiyonel akım oluşturabilmen için ateşlemen gerekiyor. Ateş ne olabilir? Dünyadaki o kaynayan sıvının adı neydi? Hatta biz ona ölümcül kan diyebiliriz. Neydi onun adı? Magma. Yani dünyada damarlarında kan yerine neyi taşıyor? Magmayı taşıyor. Ve dünyanın asıl gücünü, asıl enerjisini veren kaynak da nedir? Magmadır. Biz buna ne diyorduk? Kan diyorduk. Yani insana benzetirsek dünyayı, onun damarlarındaki enerjiyi veren de magmadır. Yani ateş küredir. Şimdi elimizdeki tencereyi altını yaktığımız zaman konveksiyon akımı başlattık ve bunu hatırladık. Önemli bir detaydı. Konveksiyon akımı devam etmesi için altına ne kalması lazım? Yanık kalması lazım. Hemen aklımıza ince bir detay daha geldi. Ayda bu gibi hareketler oluyor mu? Yani ayda deprem, volkan gibi farklı faaliyetler oluyor mu? Hayır. Neden olmuyor derse arkadaşlar? İşte konveksiyon akıma sahip değil. Yani magması, ateş küresi ayın soğumuştur, sönmüştür. O nedenle devinim ya da hareket durmuştur. Bu önemli bir detay. Demek ki dünyanın hareketi devam edecek. Ne devam ettiği sürece, o deli kan, o kızıl kan devam ettiği sürece, o ateş topu devam ettiği sürece dünyada devinime devam edecektir. Önemli bir bilgi. Tencerenin içerisindeki köpüklerin birbirinden uzaklaşma da yaklaşma hareketini yaptığını rahatlıkla görebiliriz. İşte bu da dünyanın levhalarının nasıl hareket ettiğini bize aslında detaylıca açıklayan bir öngörü oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar, demek ki önemli bilgilerimiz şunlar. Magma olmasaydı dünya hareket etmeyecekti. Hareket olmasaydı bugünkü gibi kopmalar, uzaklaşmalar ya da yakınlaşmalar mevcut olmayacaktı. Özel bilgidir, lütfen cebimizde bu bilgiyi taşımaya çalışalım sene sonuna kadar. En azından. Şimdi levha hareketleri nelerdir? O hareketlerin devinimleri nasıl gerçekleşmiştir? Onlara bir bakın. Litosfer levha adı verilen büyük ve küçük birçok parçadan oluşmuştur. Hemen hatırlayalım. Tenceresinin içine koyulan o köpükler neydi arkadaşlar? Aslında levhalardı. Şimdi bizim düşündüğümüz gibi değil levhalar. Nasıl bizim düşündüğümüz gibi değil? Levhalar aslında bize göre ağırdır. Ama kime göre çok daha hafif kütlelerdir? Dünyaya göre. Yani ateş küre üzerinde yüzen köpüklere benzetilebilir levhalar. O yüzden bizim o kıta dediğimiz o büyük varlıklar aslında dünya için birer köpüktür. Şimdi o mantıkla ilerlersek, aşağıdaki konveksiyon akımlar sürekli hareket ettirdiği için dünyayı, kıtalar da birbirinden uzaklaştı ve hatta tekrar yaklaşmaya başladı. Bu önemli bir bilgi. Şimdi iki veya üç kıtanın birbirine yaklaşma da uzaklaşma hareketinin acaba ne gibi sonuçlar doğuracağıyla ilgili fikrimiz var mı? Onları detaylandıracağız. Şimdi litosfer ne demiştik? Levha adı verilen büyük ve küçük birçok parçadan oluşmuştu. Yer kabuğunu oluşturan 12 büyük ve diğer küçük levhalar dünya üzerinde hala hareket etmekte olan levhalardır. Şimdi şekline bakarsak gördüğümüz üzere Arap levhası, Avrasya levhası, yine aynı şekilde Filipinler, bu taraftaki levhamız, Hindistan ve Avustralya levhası, Afrika'nın alt kısmındaki levhamız, Antarktika levhası, Karayip levhaları, Kuzey Amerika levhası, Kokos levhası, Nazca levhası, Pasifik levhası, Güney Amerika levhaları dünya üzerindeki 12 büyük levhayı oluşturur arkadaşlar. Levha sınırlarını gösteren çizgileri de biz burada kolaylıkla ayırt edebiliriz. Neydi bu levhalar? Tekrar edelim. Dünya üzerinde yüzen o kabuk alanları. Evet, bu kabuğu da birbirinden ayıran ya da birbirine yaklaştıran gücün adı neydi? Magma ya da ateş küre. Lütfen unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi levhaların uzaklaşma da yaklaşma hareketlerinde neler karşımıza çıkar onlara bakın. Birinci şekilde uzaklaşma hareketini verdik. Bakın levhalar birbirinden uzaklaşma hareketi yapıyor. İkinci şekil yaklaşma hareketi, yine levhaların birbirine yaklaştığını oklarla tasvir ettik. Üçüncül yani yanal hareket ise levhaların yukarı ya da aşağı olan hareketlerini birbirine paralel olarak yaptığı hareketleri gösterdik. Şimdi kıtaların kayma teorisi diye bir alt başlık daha açtık sizin için. Bu nedir? Ne tanımlar? Hemen onlara bakalım.
Alfred Wegener tarafından ortaya atılmış ve demiş ki kıtalar birbirinden yaklaşır ya da uzaklaşır. Biz bunu zaten bir şekilde ispatladık geçmiş konularda da. Wegener'a göre bütün kıtalar 250 milyon yıl önce tek parça halindeydi. Ve bu kıtaya biz ne diyorduk arkadaşlar? Pangea. Değil mi? Wegener da ne yapmış? Demiş ki Pangea vardı sadece ve sadece, sonrasında Pangea'nın ayrılmasıyla farklı şekiller oluştu. Bu şekildeyken bu dev kıta daha sonra küçük kıtalara bölünüyor, zamanla birbirinden ayrılıyor. Neden bölünüyor derse, ne diyecektik arkadaşlar? Bizim bir gücümüz vardı. Hatta bize benzetirsek dünyayı, yani kişiselleştirirsek, onun da bir kanı var arkadaş. Ve senden farklı değil. Senin kanın sana nasıl hayat sağlıyorsa dünyaya da hayatını sağlayan işte o kızıl kan. Yani alev topu arkadaşlar, bunu da unutmayalım. Hemen arkasından levhaların hareketine bir bakalım. Levhaların hareketi dünya iç ısısını kaybetmediği için, hatırlayalım, ay iç ısısını kaybettiği için bu hareketlere sahne olmamaktadır. Dünya ise hala nedir arkadaşlar? Ergenlik çağını yaşamakta ve bu anlamda farklı farklı hareketlere sahne olmaktadır. Manto denilen ateş kürede termal kökenli konveksiyonel akımlar mevcuttur. Levhalar bu hareketlere bağlı olarak hareket etmektedir. İspatını yaptık biz. Artık rahatlıkla bununla ilgili soruları yapabiliriz. Mantonun yapısını oluşturan akışkan sıvı, yani magma. Arkadaşlar bunu aslında bu yediğimiz çikolatalara da benzetebiliriz. Daha böyle sıvıya yakın olan, yani çok sıvı olmayan ama karamelize olan çikolatalar sanki magmaya biraz daha paralel gözükebilir. Bu hareketlerin temelini oluşturan da neymiş işte arkadaşlar? Bu çikolatamsı sıvı. Örneğin su, tencere, tahta parçaları, hemen örneği hatırlayalım. Neydi arkadaşlar? Altını yaktığımız tencere sular içerisindeki köpüklerle beraber hareket etmeye başlıyordu. Önemli bir detay. Şimdi yine önemli bir notumuz var. Karşımıza çıkabilir bu notla ilgili sorular. Dikkat edelim lütfen. Levhalar defalarca birleşmiş ve ayrılmıştır. Yani biz günümüzde şu an tekrar birleşim başladı diyoruz ya. Günümüzde bu hareketi yaşıyoruz ama geçmişte dünya defalarca bu devinimi yaşadı ve sahne oldu. İklim koşullarının değişmesi ise bu görüşü desteklemektedir. Lütfen unutmayalım. Yine hemen arkasından. Bakın görüyorsunuz, o tencerenin simgesel coğrafi tanımı da budur. Simgesel coğrafi tanım. Baktığımız zaman aslında çekirdek ve üstteki manto, mantodaki magma yani ateş küre, konveksiyonel akımı şu şekil tasvir etmekte. Akımlar sayesinde yukarıya doğru bir enerji yollamakta. Bu enerjinin varlığı da dünyanın farklı şekillere bürünmesine sebep olmakta. Geçmişten günümüze bu da önemli. Hemen arkasından bir uyarımız var. Detay bir uyarı. Lütfen unutmayalım. Levhaların hareketlerinde 1. Okyanusun bulunduğu levhalar okyanusal levhaları oluşturacak. 2. Karaların bulunduğu levhalar kıtasal levhaları oluşturacak. 3. Hem okyanus hem de kıtanın bulunduğu levhalar ise okyanusal, karasal ya da kıtasal levhaları oluşturacak. Unutmayalım bunları da. Şimdi levhaların yaklaşma hareketi nedir? Bununla ilgili ne gibi sorular karşımıza çıkabilir? A başlığında kıtasal levhaların kıtasal levha ile karşılaşmasını hemen şöyle bir açıklamaya çalışalım. Şimdi diyoruz ki iki tane kıtasal levhanın birbiriyle çarpışması olayını biz oklarla ne yaptık? Şekillendirmeye çalıştık. Bu alanda kıvrım sıra dağları oluşur. Yani gelecek iki kıtasal levha birbiriyle çarpışacak ve alanda bir ne olacak arkadaşlar? Kıvrım yükselmesi. Ki biz bunlara ne diyoruz? Kıvrım sıra dağları. Onların nasıl olduğuyla ilgili fikri de az sonra karşınıza çıkartacağız. Bununla ilgili önemli bir uyarımız var. Levhaların çarpışmasının çok şiddetli olduğu zamanlar dağlar oluşmayabilir. Yani iki kıtasal levha çarpışıyorsa dağlar oluşabilir. Ki bunlar sıra dağlar adını alacak dağlardır. Ama çok şiddetli çarpışma anlarında ne yapabilir arkadaşlar? Dağlar oluşmayabilir. Çünkü şiddetli çarpışma alanları dağları bu anlamda oluşturmayacak. Daha büyük bir güce sahip alanlardır. Hemen arkasında arkadaşlar birbiriyle yaklaşan kıtasal levhaların çarpışma alanlarının kıvrım sıra dağları oluşturduğunu öğrenmiştik. Bunu şekil üzerinde şöyle bir ne yapalım dedik, ispatlayalım dedik. Bakalım şekle. Ne oldu? Burada koca bir yarık oldu. O yarığın, yani o enerjinin dışarıya çıkmasıyla arada neler oldu arkadaşlar? Birbirine sıra sıra uzanan sıra dağlarımız oluştu. Bu da önemli bir detay. Belirtmiştik yine, çok şiddetli çarpışmalarda dağlar oluşmayabilir. Bu da dip bir not olarak aklımızda kalabilir.